Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. İstanbul gerçekten de fuar merkezindeyiz. Sebahat Hanım'ın klasi çocuk reyonu ve bugün de standını ziyaret etmiş olduk kendisinin. Ve kendisiyle kısa bir söyleşide bulunacağız. Niçin derseniz, fuarımızda 2 yıldır yapamadığımız, gerçekten de pandemi vesilesiyle bu güzel renklerle yapılmış olan, gerek abiye mi dersem, gerekse kısa mı dersem, çocuklarımızın mutlu olduğu. Ama biz birazdan Sebahat Hanım'la söyleşimizde yerli mi, Avrupa mı, yoksa Orta Doğu mu, bu sorularla kendisiyle karşı karşıya geleceğiz. Biz sözü uzatmaksızın öncelikle dönelim. Sebahat Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Fuar dolunca insan daha güzel olur tabii ki. Tabii ki, daha da güzel. Evet. Nasıl, fuarımız kaç gün oldu? Bugün 3. günündeyiz. Gayet güzel gidiyor. Hiç beklenmedik talebi gördük. Biz de 2 yıldır acabalardaydık ama gayet güzel bir verim aldık. 3. günümüz, yarın 4. günümüz ve bitiriyoruz zaten. Tabii bu uzun bir süre çalışma, yani gece gündüz full çalıştık. Önce fuara hazırlık. Sonra fuarın içerisinde ürünleri yazma hazırlığı. Sonra da gelecek o yazılan ürünlerin talepleri müşterilere hazırlanıp gönderme. Aynen, 2022 yılının kreasyonunu hazırladık. Renkleri çok ayrı takip. Öncelikle katılımcılar arasında bu 3 günlük içerisinde genel katılımcı ülkelerimiz hangisinler? Rusya. Rusya'nın dışında Arap ülkeleri bayağı bir katılım var ki Arap ülkelerinde biraz sıkıntı vardı. Ürün satmakta zorlanıyorduk. Biraz daha iyi bir verim aldık. İç piyasa şu an gündeme geliyor. Diğer türlü de nasıl diyeyim size, Güney Afrika var, Batı Balkan var. Gayet güzel bir yurt dışı portföyümüz var. Genelde renklerde koşan renklerimiz? Koşan renklerimiz bu sene yine soft gidiyoruz. Hani müşteriyi de ölçtüm, baktım. Yani beyaz, pudra, su yeşili, bebe mavisi, somon, gold gibi renklerle akış. Ama bu sezon gri'de de bir patlama yaşanacağını düşünüyorum. Talep çok güzel. Gri'de bir öne atacak kendini. Bu şekilde izliyorum. Sebahat Hanım'ın klasiğinden bu sene neler çıktı? Sebahat Hanım'ın kreasyondan bu sene aslında normalde tasarım kız çocuk elbisesi yapıyorduk. Bu kreasyona dedik ki neden bayanın küçüğünü anneler istiyor, seviyor, bu tarz olsun, neden kimse de bulamadıklarını biz üretmeyelim. Ve biz de böyle bir yola çıktık. Çok da güzel talepler, güzel dilekler aldık. Müşterilerimizden wow, bu çeşit burada varmış, çok güzelmiş, biz bunları arıyorduk. Baktık ki sektörde bu tarz tasarım abiye uzun olarak açığımızın olduğunu fark ettik. Bizim için de çok güzel bir şey oldu bu kreasyonu yakalamamız. Full daha çok tasarım abiyelerden sipariş aldık diyebilirim. Çok ve güzel. Bu arada da bunlarda benim 6 yıllık firmam. Dedim ki bu kreasyonu hazırlayacağım ama Sebahat Şimşek olarak hazırlayacağım. O zaman ne oldu? Sebahat Şimşek olaraktan. Evet, Junior Berra olarak firma hizmet veriyordu. Ama dedim ki bu tarz abiye yaparsam artık imzamı atma zamanı gelmiştir. Çok güzel, tebrik ediyorum. Güzel. Olması gereken. Kaç yıldır katılıyoruz biz fuara? Bu yıl 2. yılımız. Tecrübelere tecrübe kattık. Yapacaklarımızın üstüne koyduk. Ve bu seneki gören firmalar, dostlar, eşler, arkadaşlar bu ne dediler. Biz de dedik ki Avrupa var mı? Var. Bu yıl Avrupa daha yüksek. Çünkü Covid'de Arap ülkeleri bayağı bir durdu. Ama Avrupa'da bir atak var. Gayet de güzel sonuçlar aldık. Nasip olursa Avrupa'daki fuarlara da katılacağız. İlk evvela Rusya. Orta Doğu. Evet. Sebahat Hanım, özellikle üstüne durduğumuz renkler biraz daha bu sene surf dediniz, yani evet, sade evet, noktasında. Bunu da biraz daha rakamsal, siz tabii imzayı attınız ama rakamsal olarak da Türkiye'deki bu üretimi hazırlama noktasında da zorlandığınız noktalar var mı bu? Tabii ki zorlandı. Acaba talep görür mü? Hı. Acaba bu kumaşı kullansak nasıl olur, ne biter? Ama az çok gözlerimiz oturdu, modayı alttan takip ederek neler gidecek. O renklerle bütünleştirerek tüy, sim,
kulpayet inci detaylarıyla çok güzel bir kreasyon hazırlanabiliyor. Bu şekilde ilerledik. Güzel de talep aldık. Hani gayet de iyi de gidiyor. Zaten onu biz hazırladık ama 7 aylık bir çalışmadan geçiyoruz şu an. Doğru. Ve şu an 3 günün sonunda bunu diyebiliyorum. Demek ki doğru bazı nokta ürünlerde, atışı. Renklerde. Evet evet tutturabilmişiz. Ha, tabii ki burada bir Arap müşteri potansiyelimiz de var. Onlara da daha farklı bir kreasyon çalıştık. Yani çünkü Avrupa'yı renkler, Avrupa'nın aldığı renkler o ülkeye hitap etmiyor. Afrika daha farklı şeyler istiyor. Yani ülke ülke bölünüyoruz kreasyon olarak. Rakamsallar da mı olabilir mi yoksa böyle biraz daha çafçaflı bir giysi mi? Yok, sakin. Fuardaki 200 küsür katılım var. Evet. Ürün satan ve firma var. Junior Berra bunun neresinde? Junior Berra bunun neresinde? Çok güzel bir soru ama bayağı bir rakamsal olarak %70'lere ulaşmış olarak görüyorum ben. Müşterimin eleştirilerinden, bana verdikleri atmosfer bunu hissettiriyor. Trend? %100 olmanın yolundayız. Trend yüksek. Trend yüksek. Evet. Yani bu seneki... Bakın gelen müşterilerim de hatta hep geliyorlar, geziyorlar. Şöyle diyorlar, 2 gündür gezdik ama burada yakaladık olayı. Bu çok güzel, hem gurur verici hem çok güzel bir sonuç. Çok da memnunuz. Murat Bey'in Sebahat Hanım'ın imzasında imza ağırdır. Evet. Fuar sonrası Sayın Murat Şimşek ne düşünür? Sayın Murat Şimşek çok mutlu şu anki sonuçlardan. Biraz herhalde bayan düşüncesi desteği çok farklı. Biraz zor yöresel olarak da Sivaslı olmak, Sivas'ın erkekleri olmak. Ama karşısında bir Sivaslı bir bayan da var. İkisi birleşince güzel sonuçlar çıktı. Biraz zorlayarak istediğimiz hedefe ulaştık ve şu an çok da memnun. İyi ki girmişim, girmeyecektim ama senin zorunla girdim diyor bana. Çok da güzel bir şey başardık. Ama Murat Bey'in de burada imalat sektöründe çocukluğundan beri bu işi yaptığından dolayı hani artık çok iyi yerlere gelmiş. Onun için o orada olmasaydı ben de burada olmazdım veya ben de bu işi yapmazdım bu diyorum. Bu biraz daha bir karşılıklı mı? Bir bütünleyici evet, bir. Evet bütünleyici yani, bir. Yani ürün, kumaşın bulunması, bulmak, almak. Bir de bu işin konfeksiyon tarafı var evet, tabii. Evet, üretim ki ve, şu an Türkiye'de bu çok zor. Bu ürünün buraya gelmesi tahmin ediyorum böyle raftan alıp gelmedi. Yok. Çok büyük eleştirilerden, büyük emeklerden. Buradaki kol detayını değiştirelim, kalıbında, pastalında buralarda oynayalım, kolu genişletelim, kesimde böyle olsun. Şu kumaşının kumaşı daha kaliteli, biz bu yoldan gidelim. Astarlarımız sağlığa daha uygun, koton astarlar olsun, pamuk olsun. Soruların içerisinde vardı. Evet, bunlara çok... Bulmuş olduğumuz, kullanmış olduğumuz kumaşların biraz daha kanserojen madde taşımadığını... Soracaktım, siz girdiniz. Evet. Bunlara çok dikkat ediliyor çünkü bunları çocuklar giyiyor. Çocukların mutluluğu, giydikleri ürünleri sağlıklı kumaşlardan üretmek en doğrusu. Biz de buna çok titiz davranarak kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Biraz önce sizin çocuğunuz giymişti. Kendi çocuğunuza giyindirmeseniz başkasına önermezsiniz. Tabii ki en önemlisi. Zaten benim bir kızım var. Hep kızımı da büyütürken... Nerede ne farklı, ne var ne yok hep bunun peşindeydim. Hep öyle giydirmek isterdim. Zaten onun ismiyle de ilerledi bu olay. İsim kendi kızımın ismi. Öyle de çok güzel sonuçlar aldık. Annelerin bulup farklı bir şey istediği ürünleri üretmek. Bulamadıklarını bizde bulmak. Gayet de güzel oldu. Kreasyon. Sebahat Hanım, fuara hazırlanmadan önce sizin kendi alanınız içerisindeki son bir yere karar vermişsiniz. Fuara katılacaksınız. Ama o fuara katılırken de bazı ürünler üstünde hassas olmanız gerekiyor. Tabii ki. Yani o mesela bir pulpayet kullandık. Çocuğun omuzuna zarar veriyor mu? Boynuna zarar veriyor mu? Pulpayet keser mi? Koltuk altında nasıl olur? Hep bunlar tül zedeler mi? Kaşındırır mı? Bunlar göz önüne alınarak zaten ürünün üretime giriyor. O evet. Olmadan olmaz. Kalıbı deniyoruz, canlı mankenlere giydiriyoruz, ondan sonra okeyliyoruz. Hani hadi bunu keselim, yaptık, oldu, bitti diye yol almak yok. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sebahat Hanım,
bugün gerçekten de katılmış olduğunuz fuardan, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buradan mesajınız? Buradan mesajımız tasarımlarımızla bizi takipte kalın derim. Üretim, üretim, üretim. Üretim, üretim, üretim. Kalite, kalite, kalite. Kalite. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sayın Sabah Şimşek'le yapmış olduğumuz söyleşide gerçekten de güzel şeylere konuşmuş olduk. Güzel şeylerden temas etmiş olduk. Bunlardan bir tanesi giymediğim, giydirmediğim ürünü bir başkasına tavsiye etmem. Bunun neticede imalatçı olması, hiç kimsenin bilmediği kumaşı bir yerlerine alıp da ona göre de sunması. Ve ikincisi gerçekten de bir kadro işi bu iş. Üçüncüsü de fuar her zaman vitrindir. Vitrine çıkmak da güzeldir. Osman Bey vitrine çıkmak için çok güzel şeyler hazırladık. Bizi takip edin dedi. Biz de kendisini takip ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz tabii şu anda klasiklerimizden bir tanesi olan ürünümüzü siz sevgili izleyicilerimize tanıtıyoruz. Ve bunun tabii mimarı burada Sebahat Hanım. Sebahat Hanım imzasıyla. Evet Sebahat Hanım şöyle biz daha çok sevgili izleyicilerimiz kullanmış olduğumuz ürünleri, biraz önceki söylemiş olduğunuz röportajda da kumaşını, ürünlerini ve yapmış olduğunuz tasarımlarından birazcık bahsederseniz iyi olur. Şimdi bu üründe mesela pulpaya detayları kullandık. Burada bunu kesebilirdik ama çocuğa zarar verecek, kaşındıracak, acıtacak. Buraya bir tül kamufle ederek hem omuz detayı koyduk. Burada tekrar incilerle, takviyeler ve güpür detaylarıyla, aksesuarıyla tamamlayıcı olduk. Ve artı ürünlerimizin yanında aksesuarları kendimiz yine tasarlıyoruz. Yani inci ve bedenden aldığımız pul payetle fiyonk yapıp özelleştiriyoruz. Daha da özel bir ürün olmuş oluyor. Anneler de şöyle düşünüyor. Diyor ki elbiseyi alıyorum diyor. Tacı da takım diyor. Bir daha uğraşmayacağım, bir daha almayacağım. Çok güzel kombin diyor. Çok yani da beğeniyor. Çok tercih uyumuş. Edebileceği evet. Ürün oluyor. Bu bizim fuarda en çok koşan ürünlerimizden biri. Yine sim detaylı bir beden var. Işıltılı pırıltılı simli kumaşımız var. Arka detay çok hoş bir detay oldu. Müşterilerden aldığımız. Evet. Fiyonka arkada. Evet. Bedenin üst kumaşından grene geçirerek fiyonk yapıp iğnesiyle tamamladık. Ve artısı görebiliyor musunuz? Nasıl bir özellikle pırıl pırıl parlayan ama bunu Murat Bey tacımızı, hayır. Getiriyor Murat Bey. Tabii tabii. Bunlar artı bir göz zevkiyle, aksesuarlarıyla tamamlıyoruz. Evet. Hemen böyle bir çalışmamız oluyor. Tabii, tabii. Bir de bunun konfeksiyon tarafı ve imalat tarafı var. İmalat tarafı Murat Bey'de tabii. Evet. Murat Bey'in de tasarıma ve satışa bakıyorum. Burada ben bunu okeyledim. Murat Bey buyurun. Siz mutfak tarafında. Mutfak tarafında Murat Bey. Murat ben Bey. İlk aşamada evet. Bunu okeyliyorum. Evet. Çok güzel ürünler yapmışsınız. Tebrik teşekkür ediyorum. Ediyorum. Çok öncelikle sağ olun. Burada çok renkler gerçekten de bunlar zevk işidir. Bunlar yani sizin çocuğunuz olmayabilir başkasının çocuğuna zevkle giyindirebileceksiniz. Ha, zevkle evet. Aşkla yaptığımız güzel ürünler. Ne güzel. Aksesuarıyla beraber. Birbirini tamamlayan. Tamamlayan, göze hoş gelen, sağlık açısından kullandığımız için içindeki %100 pamuk hastalarıyla çocukların koltuk altı yaka kısımlarını kaşındırmayacak, zarar vermeyecek şekilde detayları düşünerek rahat hareket edecek şekilde geniş kalıplarla güzel bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. İyi firma olmaya çalışıyoruz. Biraz daha yolumuz var ama inşallah çok çok daha iyi olacağız. 2021 fuarımızın imzası Sebahat Şimşek. Şimşek Eskulizm. Bay Junior Berra. Ay ay çok güzelmiş ya. Evet. Pırıltılarla, taç aksesuarıyla, simli tülüyle, kat 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 burada büyük bir işçilik var. Gösteriyor kendini. Aynen. Düğmesine bakar mısınız? Bu şekilde tasarlanıyor.